Benim karnım çok acıktı. Bir şey, bir hareket var mı Başak? Hareket çok da adam yok. Of, nerede bu lanet adam? Ver bakayım şunu. Siz adam buraya girdiğine emin misiniz? Komiserim, ekipler adamı gelene kadar takip ettiler. Dışarı çıktığını da gören olmamış. Al Başak. Mimoli, ne yapıyorsun sen? Şefe söyleme, tamam mı? Hani sigara sağlığa zararlıydı? Öyle. Niye bize içmeyin diyordun öyleyse? Sizin de başınıza Zeyno gibi bir bela gelse, değil bırakmak, iki pakete çıkartırdınız. Zavallı köylü kızı. Başına gelmedik kalmadı. Ne güzel, tam köyüne döndü diyorduk. Hepsi benim yüzümden. Nasıl? Hepsi benim yüzümden. Tabii köylü kızı da başını belaya sokmak için az uğraşmadı değil. Bence hem kendine hem de Zeyno'ya haksızlık ediyorsun Memoli. Bence de. Ne? Komiserim, yani ben ekibe yeni katıldım. Çömeziniz sayılırım biliyorum ama eğer kızmazsanız size bir şey sorabilir miyim? Komiserim, bir Zeynep'e bir de size bakıyorum. Ve diyorum ki, birbirinize bu kadar tutkuyla bağlıyken hayatta ne olursa olsun ayrılmayacağınızı bile bile ne demeye birbirinizden kaçıyorsunuz siz? Şunları şu haline bak. Beğendiniz mi aşağıda yaptığınız patırtıyı, gürültüyü? Şunlara bak. Kedi yavrusu gibiler. Nereye koyayım abi? Koy bunları? Şuraya. Şurada yesinler. Afiyet olsun. Oğlum, biz bunları çözmeyi unuttuk ya. Abi, sadece ağızlarını açsak olmaz mı? Ya oldu. İstersen bir de elimizde biberonla besleyelim ha, salak. Çöz şunları da adam gibi yemeklerini yesinler. Gülme, gülme. Siz de yemeklerinizi bir an önce yiyin güzelce. Şurada yatın, uyuyun ondan sonra, hadi. Ha, bu arada. Eğer gürültü yapmaya kalkarsanız bu son yemeğiniz olur ona göre. İyi misin abla? İyiyim Zeynep, iyiyim. Korkma canım, korkma. Ben buradayım, yanındayım. Memoli bana söz verdi. Her düştüğünde beni tutacağına dair. Başım derde girdiğinde nerede olursam olayım beni kurtaracağına söz verdi abla. Onun için hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum, hadi. İşte adamımız geldi. Ver bakayım. Bu adamda çok numara var Başak. Peşini bırakmayın. Merkeze fotoğrafları götüreceğim. Bilgileri alırım. Tamam. Şef, arabanın durumu neymiş? Eğer buraya geliyorlarsa eski yolu kullanmış olmalılar. Tabii o yol artık pek kullanılmadığı için devreye dolaştırmıyorlarmış. Buradalar. Eminim herkes burada. Kürşat.
Ulan ulan seni! Az kalsın beni öldürüyordun ağam ya. Sen de benim yüreğime indiriyordun. Gerizekalı. Bana bak. Buraya gelirken baktın mı arkanın izinde baktım, kimse var mı baktım, diye? Baktım ha. Bakmaz olur muyum ağam ya? Ulan senin Allah cezanı vermesin. Yüreğime indirdim be. Sen de beni otur öldürüyordun. Bana bak. Sen nasıl buldun burada beni? Küçükken bir keresinde bizim evin camı kırılmıştı da koşarak buraya saklanmıştık. Hatırlar mısın ağam? He. Doğru söylüyorsun ya. Ne zaman bir suç işlesek, bir yanlış yapsak koşardık buraya birlikte seninle. Akşam olurdu, hava kararırdı. Bütün gün ayaklanırdı. Ellerinde gaz lambaları bizi ararlardı. Selo, Erkan diye. Biz de yakalayınca bizi hapse atacaklar diye çıkmadık sabaha kadar. Hatırladın mı ağam? Hatırlamaz olur muyum Selo? Hayatımın en güzel günleri de onlar be. Gene dedim, Erkan ağam dedim. Bizim yerimize kaçmıştır dedim. Gidip yanına yoldaş arkadaş olayım dedim. Ama gece takip ederler diye korktum, gelmedim. İyi ettin, iyi ettin de Selo. Bana bak, sen dün gece çok hastaydın. Ölüp ölüp diriliyordun. Şimdi ne oldu sana böyle? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sadece omzum ağrıyor biraz. O zaman gidiyoruz Selo. Nereye gidiyoruz ha? İstanbul'a. Allah! Selo sus sus! Oğlum yavaş. Esat'tan gidiyoruz. Gidiyoruz. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Mu? Doğru. Ağam. Ne? Yaşar giderken çok methettiydi hani. He. Oraya gidince bana karı ayarlar değil mi ağam? Aklınız fikiriz karıda. Yaşar bir seninki. Yarısını o halletti, yarısını da sen halledeceksin. Tamam ağam ya, kızma ya. Hadi toparlanalım, gidiyoruz. Hadi, tamam. Hadi. Nerede bu saat ya? Saat yok ki. İyi de ben her sabah bir çalar saat kapatması uyanamam ki ya. Memoli. Başak saat kaç? 8:30. Cim doldu. Efendim Başakçığım. Memoli niye telefonu yüzüme kapatıyorsun? Ben kapatmadım Başakçığım. Telefon yüzüne kesildi sadece. Yüzüme mi kesildi? Ne oldu Başak, sabah sabah rüyanda mı gördün beni? Biraz önce merkezden aradılar. 10 dakika içinde tekrar bağlanacaklar. Aşağı bir an önce inersen iyi olur. Tamam canım, not al, ben ararım sonra, hadi. Zeynep'le Belgin Hanım aradı Memoli. Ne? Başak! Başak! Nereye bağlayacaklar? Memoli her sabah şunu yapsan hiç işe geç kalmazsın, biliyor musun? Saçmalama sabah şekeri, nereye bağlayacaklar? Ofiste bizi bekliyorlar. 86-65 okul merkez 86-14. Arızamızı giderdik, bölmeleri dinlemedeyiz. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın komiserim. Günaydın şef. Siz bu saatte uyanır mıydınız? Gözlerimizi yaşarttınız. Kahveler geldi. Şefim, baba kahve iç. Yalnız dikkat et biraz. Sıcak diyecektim. Ne zaman aradılar? 8 dakika önce. Yerini tespit edebiliyor muyuz? Buradan imkansız. Süs olsun diye mi taktık o zaman bunca aleti? Gören uzaktan bakıp da vay be aynı filmlerdeki gibi yapıyorlar derdi, hava atarız diye mi ha? Memoli. Bunların hepsi konuşmaları kaydetmek ve merkezde seslerin sahiplerini deşifre etmek için. Kahve içtim de az önce, ondandır. Kusura bakmayın. Hepimiz üzülüyoruz ama sakin olmalıyız. Kalbi ağrıyan yalnızca sen değilsin, biliyorsun. Ne o? Kim o? Uyanmışlar. Günaydın. Günaydın. Kahvaltınızı yatağa mı alırdınız yoksa terasta mı isterdiniz diye sormaya gelmiştik size. Gülün gülün. Songül'e neye gülenmiş? Ne yazık ki o güzel atasözü bizde pek geçerli değil güzelim. Her defasında ilk gülen de son gülen de biz oluyoruz, biliyor musun? Ya. Memoli gelip dilinizi kestiğinde bakalım nasıl güleceksiniz diye. Bir arayıp soralım o zaman. Bakalım ne zaman geliyormuş şu Memoli. Yani ona göre bir hazırlık yapalım da ayıp olmasın çocuğa. Ne de olsa misafirimizin nişanlısı kendileri. Memoli benim nişanlım değil.
Nişanlım. Bir arayalım bakalım. Nişanlınız sizi merak etmiş mi ha? Ben konuşmayı başlayınca frekansı bozun. Tamam mı? Baba kahve? Kaçıncı ya? Bugün mü? Yok, doğduğumdan beri. Alo, Elbis Otel, buyurun. Ver şunu, ver. Bağlıyorum. Kahve içer misin? Yok sağ ol. İş biter. Alo, Elbis Otel, buyurun. Ha, kusura bakmayın, biraz geciktim. Beni duymadınız galiba. Sesini değiştiriyorum. Memoli orada mı? Duymadınız galiba, Memoli orada mı? Onunla konuşmak isteyen bir... Memoli orada mı dedim? Buradayım. Memoli? Zeynep! Memoli, vallahi benim bu sefer hiçbir kabahatim yok ha. Zeynep, Zeynep iyi misin? Belgin abla orada mı? Belgin abla iyi. Ne oldu biliyor musun? Biz tam çamaşır yıkamaya gitmiştik. Tam suya düştü. Komiser Kemal gitti almaya. Kötü adamlar geldiler. Tam bizi bayılttılar. Kötü adamlar buradalar. Tamam. Kurtar bizi! Zeynep! Duyduğun gibi... Hanımefendiler hiç iyi değil Memoli. Ama en azından hayattalar. Buna da şükretmek lazım, öyle değil mi? Bana bak aşağılık herif. Eğer o kadınlardan bir tekinin saçının bir teline bile zarar gelirse... ...seni doğduğuna... Seni kıskanmıyorum. ...desem yalan olur, biliyor musun? Ne kadar güzel bir nişanlın var. Nişanlın mı? Şimdi bu kadar güzel bir fıstığın bir yerine... ...saçının bir teline bir şey olsa... ...ben de çok üzülürüm aslında. Ne oldu? Ne oldu? Sanıyorum Zeynep adamı kısır etti arkadaşlar. Aferin Zeynep'e. Ne yapıyorsun sen? Yeter, ha? Yeter. Sizde için sağlık yok mu? Yo yo, öyle bakma. Bazen ben de aynısını yapmayı o kadar çok istiyorum ki. Bu kadar oyun yeter. Yusuf! Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi vedalaş nişanlınla. Hadi vedalaş dedim. Alo. Alo Zeynep. Zeynep. Hadi anlat. Neyi anlatayım? Nişanlısının ne durumda olduğunu anlat ona. Biraz sonra nasıl kafasını dağıtacağımı anlat ona. Hayır. Anlat kadın. Anlat dedim sana. Memoli. Belgin abla. Belgin abla, ne oluyor orada? Çok çok kötü bir durumda Zeynep Memoli. Alnına bir silah. Dayanın. Kahretsin. Ne kadar ciddi olduğumu anlat ona. Hadi şakam olmadığını anlat ona. Bu adama şakası yok Memoli. Durum çok ciddi. Her an ikimize de zarar verebilirler. İkimiz de çok korkuyoruz Memoli. Ne olur, ne olur bir şeyler yapın Memoli, ne olur. Tamam Belgin abla. Sakin olun. Sakin olun ve bekleyin. Sizi mutlaka kurtaracağız. Merak etme Belgin abla. Biraz daha dayanın Belgin abla. Onlar biraz daha dayanırlar ama... ...ben daha fazla dayanır mıyım bilemiyorum. Şu anda... ...ikisinin de kafasını dağıtıp... ...senden birikmiş bütün intikamlarımı bir seferde almak için... ...o kadar şahane bir fırsat var ki elimde. İnan bana, kendimi zor tutuyorum Memoli. İnan bana. Ufacık... ...minicik bir bahane arıyorum. Ne istiyorsun? Bize yardım edeceksiniz. Bizim işimiz senin gibi itleri hapse atmak. Onları çişe çıkarmak değil dostum. Şimdi... ...ya adam gibi teslim olursun ya da... Ne oldu? Ne oldu? Telefon kapandı. Ne oldu? Telefon kapandı. Ne oldu? Bir daha ıska geçmem, haberiniz olsun. Adi herifler. Aşağılık herifler. Aşağılık herifler. Baba. Onları ben öldürdüm Cem. Tutamadım şu Allah'ın cezası değil mi? Ben öldürdüm onları Cem. Saçmalama Memoli. Daha ne olduğunu bilmiyoruz ki. Şef haklı Memoli. Ellerinde bu kadar büyük bir koz varken kolay harcayamazlar. Allah cezamı versin. Allah cezamı versin. Cem, Memoli'yi çıkar dışarı. Bundan sonra telefonda ben konuşacağım. Allah cezamı şef versin. Baba, hadi dışarı çıkalım. Gel. Seninle beraber versin. Ben de delireceğim şurada. Kendimi zor tutuyorum. Hadi baba, hadi baba, hadi. Tamam. Dışarı çıkalım baba. Hadi baba, gel.
Hadi baba. İçeri gidelim. Belki bir haber vardır. Hadi. İlaç vaktiniz geldi efendim. Acılarım azalsın diye mi, yoksa daha uzun yaşayıp daha fazla acı çekeyim diye mi alıyorum bilmiyorum Masar Bey. Çok bitkin görünüyorsunuz efendim. Biraz istirahat etseniz çok iyi olur. Biz nerede yanlış yaptık Masar Bey? Tam nerede kaybolduk onu bulmaya çalışıyorum günlerdir. Biz hiçbir zaman yanlış yapmadık efendim. Sadece yanlışla doğru yer değiştirdi. Yer mi değiştirdi? Eskiden yanlış olan şeyler şimdi o kadar doğru geliyor ki herkese. Herkes bir yanlış yapmak için yarışıyor neredeyse. Üç yanlış bir doğruyu götürür derlerdi bir zamanlar. Şimdi üç doğru bile bir yanlışı götüremiyor. Bütün renkler birbirine girdi desene Masar Bey. Galiba öyle oldu efendim. Her renk kendine yeni bir hat buldu da olan beyazı oldu. Bazen keşke sahiden ölmüş olsaydım diyorum kendi kendime. Belki o zaman Belgin Hanım'a da kendime de daha az acı çektirmiş olurdum. Siz en doğru olanı yaptınız efendim. Ama artık doğruyla yanlış yer değiştirdi. Öyle değil mi Masar Bey? Maalesef efendim. Yerlerini bulduk efendim. Ne kadar eminiz? Gülsüm Hanım'ın kuaförünü takibe almıştık. Mutlaka yanına çağıracağını, onsuz yapamayacağını biliyorduk efendim. Aferin çocuklar. Asos'la Ayvalık arasındaki bir bağ evindeler efendim. Ev çok iyi korunuyor. Henüz fazla yaklaşamadık. İçeri girmek zorundayız. Belki bununla girebiliriz efendim. Bu yerel bir gazete. Bu ilan dün çıkmış efendim. Telefon numaraları ve adresleri karşılaştırdık. Hepsi aynı efendim. Söyleyin hemen çantamı hazırlasınlar. Başüstüne efendim. Masar Bey, şimdi bana işinizin inceliklerini öğretebilirsiniz. Tabii efendim. Çay servisinden başlayabiliriz. Niye aramıyorlar bunlar şef? Niye aramıyorlar? Bilmiyorum Memoli. Benim de aklıma kötü şeyler gelmeye başlıyor. Çıkalım sokaklarda arayalım o zaman. Elbet bir yerde buluruz herifleri şef. Cem, Başak, Derya. Niye burada duruyoruz abi? Çıkalım sokağa, bir şeyler yapalım Allah aşkına. Otur yerine Memoli, otur yerine. Elimize ipucu yokken nereye gideceksiniz? Ne bileyim şef. Gidelim bütün kapıları çalalım teker teker. Camlardan, duvarlardan atlayalım. En gizli bahçelere girelim. Cem arabaları çevirsin tek tek. Ben ağaçların tepesine çıkayım. Başak herkesi çevirsin. Derya olmayacak yerleri göstersin. Ne bileyim bir şeyler yapalım işte ama böyle elimiz kolumuz bağlı oturmaya dayanamıyorum şef. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Niye benden almıyorlar intikamlarını şef? Niye benim karşıma çıkmıyorlar? Niye? Güçlerin sana yetmeyeceğini biliyorlar. Önce seni zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Anlamıyor musun Memoli? Ve şu haline bakıyorum da galiba bunu çok iyi başarıyorlar. Şef haklı baba. Biz bu itlerin sürüsünü ipe dizdik zamanında. Bazen sinirden ayaklarımız moralıncaya kadar tekmeledik duvarları. Cam kapı bırakmadık mekan elimizden kaçtılar diye. Ama hiçbirinde pes etmedik. Uçsalar da, kaçsalar da enseledik alayını. Şimdi de pes etmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, akıllı olacağız, bekleyeceğiz. Nasıl olsa gösterecekler kuyruklarını. O zaman bu itleri de yakalayacağız kuyruklarından. Ortaya atıp bir güzel oynatacağız. Sana söz veriyorum Memoli. Bir dakika, bir dakika. Ben bakacağım. Alo, Elbis Oteli, iyi günler. Alo, alo. Komiserim. Zeynep, kızım. Nasılsın? Allah'ım şükürler olsun. Komiserim, biz aslında burada... Şimdilik iyiler. Ama sadece şimdilik. Şartlarınız nedir? Bizden ne istiyorsunuz? Henüz tam olarak bir şey düşünmedim aslında. Aklıma bir şey gelirse ben sizi ararım. Dur kapat. Dur kapatma. Lanet olsun. Bizimle oyun oynuyorlar. Hayır. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorlar. Nasıl yani? Bundan sonra attığımız her adımı daha dikkatli atmamızı istiyorlar. Yani her adımı daha yavaş atmamızı istiyorlar. Bizi meşgul ederlerken sevkiyatı kolaylıkla halletmeyi düşünüyorlar. Tamamen öyle başkomiserim. Memoli ne düşünüyorsun? Onlara istediklerini vereceğiz. Ne? Alıcılar, satıcılar, kalpazanlar, dolandırıcılar. Hepsi burada ve bir tek sevkiyatın peşindeler.
Elbet bir yerde birbirlerine girecekler. Bize de leşleri toplamak kalacak. Ya yanımıza hiçbir eşya neyim almadan mı gidiyorsun koca İstanbul'a? Hadi hadi hadi. Yok o kadar vaktim. Ya şu kırıkta bize gülmesinler. Rezil olmayalım orada. Oğlum şehirlerin o kadar gülünecek şeyleri var ki. Bize gülecek halleri yok. Yürü. Ya am. Ne? Şu üstümdeki elbiseyle hangi şehir karısı beğenir beni? Ya Allah'ım hay güzel Allah'ım. Sen bana akıllı bir yoldaş vermeyeceksin mi? Efkan at kılma bana. Yürü sinir etme beni yürü. Abi İstanbul bu yerimiz var. Nerede bırakın? Bir kişi yerimiz var hemen kalkıyorum. Aslında attığın o tekme çok hoşuma gitti köylü güzeli. Sert ve vahşi kadınlar beni hep çok heyecanlandırmıştır. Ama yine de yerinde olsam bir daha böyle bir şeye kalkışmazdım. Ben biraz deliyimdir biliyor musun? Ne zaman neye kızıp kızmayacağım belli olmaz. Bana da deli kız Zeyno derler bizim köyde. Benim neye kızacağım her zaman bellidir. Ve herkes çok iyi bilir. Senin gibi yılanlar en baş sırada gelir. Hain! Allah kahretsin sizi! Hayvan! Kendini arandı. Bunu nereden buldunuz? Belgin ablanın o. Kadının üzerinden çıktı abi. Çok ilginç zevkleriniz var hanımefendi. Lütfen. Lütfen onu bana bırak. Benim için çok önemli. Çok değerlidir o. Lütfen geri verin. Ama bana daha çok yakıştı. Lütfen geri verin diyorum. Gözünüz üstlerinde olsun. Merak etmeyin efendim. Belgin ablanın o versene. Bunları sandalyeye iyice bağlayın. Kapıyı da kilitleyin. Tamam abi. Bana bak, onlar çabuk bitir de gidip biletlerimizi alalım. Simit damur gibi olmuş ağam ya. Selam. Ha. Simit kalk, 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 kalk. Ana, Mahmut Mehmet değil mi onlar? Onların ne işi var burada ağam? Oğlum. Ne edeceğiz şimdi ağam? Bundan böyle hep peşimizde olacaklar. Ha? Niye ya? Bundan sonra yollarımız dikenli. Sen bence burada kal. Seni de sürüklemeyeyim peşinden. Ağam, hani ben seni sağ koluna, ha? Öylesin, öylesin. O zaman... Ay bir yarı yolda bırakıp bir sağ kola kaçmak yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz sana. Yakışmaz. Tabii yakışmaz. Tamam ha. Söz vermiştin. Hani şeyde bana anladın mı? Tamam anladım. Tamam. Ha geliyorlar. Bunları geç, güzel geç. Bir yere koy. Tamam ben koyarım. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Erkan ağam. Hadi gidip bilet alalım. Bizimkiler bunlar. Yürü. Bekle ağam. İstanbul, İstanbul kalmasın İstanbul, İstanbul, İstanbul. Kusura bakma kardeşim, kusura kalma kardeşim. Gel 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 gel. Bu nereye gidiyor acaba ya? Bilmiyorum ha. Önde yazar gel bakalım. İstanbul. İstanbul mu? İstanbul. Erkan ağam. İstanbul. Erkan ağam Erkan ağam. Kurban. Gel gel. Onlar sizi arıyorlar ağam. He ya. Hele binin yukarı. Yok yok şehirden çıkalım alın sizi yukarı ağam. Buraya mı? Ne olur ağam. Sağ ol kurban sağ ol. Dur tamam, dur şu kanı bitir şu davayı o zaman sen sağ ol ağam. Gel buraya. Ağam bir geliyorlar. Süre. Bir lan bin. Kurban tamam mıyız oğlum? Tamam kaptan. İstanbul, İstanbul kalmasın İstanbul, İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul. Dur hele dur teyze oğlum. Bizi de bekle. Siz nereye böyle teyze oğlanız? İstanbul'a kurban İstanbul'a. Ne işiniz var İstanbul'da Mehmet? İş işte. Başka otobüs bulamadınız mı? Bu tıklım tıklım dolu. Aa otobüs. Şöyle güzel bir yer verirsen artık bize ha teyze oğlum. Ulan. Hele siz binin. Yukarıda düşünürüz. Girin. Ne
hemen arabaya koyun. Rica ederim. Ah, sahiden gidiyorsun demek. Bu konuyu daha fazla tartışmayalım istersen. Sadece birkaç gün yok oluyorum, o kadar. Seni çok özleyeceğim. Eve gelen kim? Gazeteye ilan vermiştik. Buraya iyi bir uşak bulalım diye. Ne? Gazeteye ilan mı vermiştiniz? Hı hı. Bir şaka falan mı yoksa bu? Hüsnü, şaka değil mi bu? Yok. Evi çekip çevirecek birine ihtiyacımız vardı sadece. Bayağı uzun bir süre burada kalacağı benziyor. Biz izlerimizi silip yok olmaya çalışırken ve evin çatısında ülkenin en başa bela polisinin nişanlısını Reyna tutarken siz gidip gazetelere ilan mı veriyorsunuz? Beni delirtmek için mi yapıyorsunuz bunu Gülsüm ha? Beni delirtmek için mi? Korkacak bir şey yok. Sakin ol. Yerel bir gazete sadece. Hem ilanda içinde her türlü pis işin döndüğü, iki rehineli bir eve yardımcı aranıyor falan diye bir şey de yazmadık, merak etme. Kimmiş peki bu gelen? Harika birini bulduk dedi çocuklar. Kimsesi olmayan, yaşlı, zararsız, yerli halktan biriymiş. Yemek ve bahçe işlerinden de anlıyormuş hem. Yıllarca turistik otellerde falan çalışmış galiba. Geldi işte. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor Gülsüm. Hiç hoşuma gitmiyor. Adamı getirdim Gülsüm Hanım. Hemen içeri alın. Bağışın efendim. Böyle buyurun. İyi günler hanımefendi. Adım Masar. Bundan sonra hizmetinizdeyim efendim. Derya, sor bakalım bu sabah bir silah sesi duymuşlar mı etrafta? Baş üstüne komiserim. Çaylar! Bir dakika! Sadece 4 tane kaldı abicim, 4 tane! Bakın şimdi. Vereyim mi abicim? Ver. Buyur abicim, yalnız yavaş için. Siz İstanbulluların bünyesi böyle şahane bir çayı kaldırmayabilir. Sarsmasın sizi. Hasan, bizim çaylar ne oldu? Ya geliyor, bekleyin, yeni demledim. Nasıl? Sıra dışı değil mi? Şaşırtıcı. İç gıcıklayıcı. Yılın en iyi çayı. Karizmatik ve egzantrik. Ha? O son dediğini pek anlamadım ama neyse. Nerede kaldın ya? Ya geliyorum. Saygılar, çaylar. Böyle yapraklar ucu sararıyor. Burası İstanbul'a geçti. Daha sıcak olduğu için her gün süreyim. Biz geldik şef. Bence oraya bir an önce bir ekip O zaman ben de gideyim bir parmak izini aldırayım. Çok iyi edersiniz sayın meslektaşım. Siz niye gülüyorsunuz orada? Hiç öylesine. Geç kaldınız yine. Uçağın sahibini araştırdık şef. Ne buldunuz? 2 gün önce kiralanmış şef. Ayrıca bir haftalık parasını da peşin ödemişler. Ama daha ilginç olanı arka sayfada. Tur programı. Yunan adaları. Büyük bir ihtimalle malları buradan Midilli'ye, oradan da Avrupa'ya sevk edecekler. Vatanı bir parçası da Avrupalı bir zenginin bahçesini süsleyecek, öyle mi? Ya da onlar öyle zannediyorlar şef. Başkomiserim, merkezden fakslar geldi. Dün gece fotoğrafını çektiğimiz adamın kimliğini tespit etmişler. Kim bu? Kadir Yılmaz. Ya da Mürekkep Kadir. Mürekkep Kadir mi? Türkiye'nin en azılı kalpazanıdır. Resim gittikçe netleşmeye başlıyor. Görebiliyor musunuz? Ön tarafa göz kulak olun. İçeride adamlar hazır. Hazır abi. Hadi gelin. Hadi. Sen burada kal. Tamam abi. Hadi çabuk. Evet, her şey normal. Ortalık sakin, tamam. Nereye gidiyorsunuz buradan? Çamaşırhaneye çıkıyoruz. Çamaşırhane öteki blokta. Mutfağa gidip diğer kirlileri de alalım dedik. Bugün çok önemli insanlar gelecek. Ayak altında fazla dolaşmayın. Dolaşmayız abicim. Dünya kadar işimiz var zaten. Tamam. Ulan, ya
Madem başka giriş vardı beni buraya niye soktunuz lan? Abi oradan başka giriş yoktu. Kapıdaki dedektöre yakalanmadan oraya ulaşmanın tek yolu bu. Sınırdan mı veriyorlar lan size bana? Hadi abi, hadi abi. Tamam, ses çıkarmayın. Bir dakika. Tamam, boş. Ne yaptın? Kapıyı kilitledin mi? Evet abi. Alın bakalım şimdi şunları. Abi kara paranın böyle aklandığına emin misin? Evet. Paraları yıkamayı düşünmüyorsun değil mi abi? Sen gerçekten salak mısın? Hadi çabuk olun biraz, çabuk olun hadi. Ver bakayım şu paraları. Hadi, hadi ver markaları ver. Evet. Daha önce hiç bir yerde karşılaşmış mıydık Mazhar Bey? Sanmıyorum efendim. Ancak daha önce çalıştığım yerlerden birinde size hizmet vermiş olabilirim. Yak bir tane. Teşekkür ederim efendim. Çalışırken içmiyorum. Yak canım, daha yeni geldin. Öyle gelir gelmez hemen çalışmaya başlanır mı hiç? Ben çalışmaya başladım bile efendim. Ne yapacağız abla, ne yapacağız ya? O uzun saçlı herif bizi öldürür mü dersin? Öyle bir şeyler aklına getirme Zeynep. Kötü şeyler düşünmeyelim. Ya ne düşüneyim ablaya? Bir şeyler yapmamız lazım. Evet ama ne? Kaçmamız lazım abla, kaçmamız lazım ya. Bu çatıdan nasıl kaçarız Zeynep? Elimiz kolumuz bağlı. Benim ömrüm o çatılarda geçti köyde de. Şu iplerden kurtulmamız lazım önce. Ama nasıl kurtulacağız? Kapıdalar, tam kapının arkasındalar hepsi. Bu iplerden kurtulmamız lazım. Aa, dur, ne yapıyorsun? Yavaş ol. Eyvah. Sen sen. Öksür, öksür, öksür. Yavaş. Şunu bir çöz sen. Ayağını çıkar yavaş. Ayağımı çıkardım zaten. Allah kahretsin. Çıkıyor. Çıkıyor. Öksür. Öksür abla. Hiçbir yere kaçamayız. Nereden kaçacağız? Yok ki bir yer. Eyvah. Zeynep dikkat et. Gitme. Gitme oraya. Orası çok dur, kaygan. Dur. Bakmam lazım. Dur ya ablaya. Kızım baksana ortada. Bakmam lazım. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Ne yaptın teyze? Ne yapıyorsunuz? İn oradan aşağı çabuk. İn oradan aşağı. Yok be bizi kurtaran. Buraya gel. Yok be bizi gel. Buraya gel diyorum sana çabuk. İmdat. İn oradan aşağı. Ne oluyor orada? Merak etmeyin, ben şimdi hallederim. Gel. Yusuf abi. Yine ne oldu ha? Yine ne oldu ha? Kız çatıya çıkmış. İmdat. Ne oldu orada? Ne yaptınız, hallediyorsunuz sen? Kimse yok mu buralarda? İmdat. Ulan
Bana bak. Belgin ablanı öldürürüm, tamam mı? Belgin ablanı. Dokunma Belgin ablayı be. Dokunma sana. Bana bir taneniz de yeter. Gel diyorum sana. Şimdi atarım kendimi ha. Bak atarım kendimi ha. Atarım kendimi. Atarım kendimi. Öldürürüm. Sakın öyle bir şey yapayım deme. İmdat. Gel diyorum sana. İmdat. Gel. Zeynep gel. Gel diyorum sana. Gel çocuğum. Gel lütfen. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya. Gel. Yapma kızım. Ne olur yapma. Gel. Gel kızım. Gel lütfen. Ah şöyle işte gel. Gel bakalım. Meraklı mısınızdır Mazhar Bey? Hayır efendim. Bazen hiçbir şey görmemek ve duymamak insan sağlığı için çok yararlıdır Mazhar Bey. Anlıyorum efendim. Güzel. Güzel. Baba, bizim abin ortalıkta yok. Cem, ben bu yazıyı daha önce bir yerde gördüm ama nerede? Baba, yine kafanda tilkiler dolaşıyor ama hiçbirini benimle paylaşmıyorsun. Kafamız yine çok karıştı Cem. Ortada o kadar yalan var ki hangisine kanacağıma karar veremiyorum. Bugün kral niye kendisi aramadı? Bence Zeynep'le Belgin ablayı kral kaçırmadı. Onun bizimle işi gücü yok abi. Nasıl yani? O küçük balıklarını yakalatıp yine eskisi gibi en büyük balık olup her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. O zaman Zeyno ile Belgin Hanım'ı kim kaçırdı? Daha önce kuyruğuna bastığımız kralın küçük balıklarından biri. Ama balık değil mi? Yakında çıkar mutlaka kokusu. Şu yalnız gitmeni gerektiren önemli işini umarım çabuk halledersin Kürşat. Merak etme, halledeceğim. Güle güle Kürşat'cığım. Allah'a ısmarladık. Kahveniz. Ben kahve sevmem. Abi, beni burada yalnız bırakıyorsun. Dayan Yusuf. Yakında bütün bu çektiklerimiz sona erecek. Çok az kaldı. Bitecek değil mi abi? Yolun açık olsun. Evet Mazhar Bey, bakalım Türk kahvesini nasıl yaptınız? Gidebilirsiniz. Alo. Kürşat şimdi çıktı. Onu adım adım takip etmenizi istiyorum. Sakın gözden kaçın. Lan ne çizgi burada ya? Tıkıldık kaldık. Kusacağım vallahi. Bu olmayız inşallah. Durduk galiba. Vallahi çok sıkıştım ya. Hadi be, hadi kurban. Be kurban, çıkar ya. Bizi. Öleceğiz biz burada ya. Ağam, iyi misiniz ağam? Sen misin kurban? Çıkıyor muyuz kurban? Şimdi çıkaramıyorum. Geberdik susuzlukta. Şimdi çıkaramıyorum. Ya kurban. Çişim geldi lan. Sabret. Ya çatlayacağım oğlum. Teyze oğlu. Hadi bir çay ısmarla da içek. Yok siz için. Benim burada biraz işim var. Camları sileceğim. Benzin basacağım. Sen hele bir çayları ısmarla. Sonra ne işin varsa yap canım. Ama. Hadi teyze oğlu. İşe girdin daha bir çayını içemedik. Ayıptır ya. Yürü. Ya Mahmut, Mehmet bırakın ya beni. Kaptan çok kızacak valla. Siz gidin için ben neyse veririm parasını ya. İki dakikadan bir ha. Şey olmaz. Yürü. Teyzemgiller nasıl? Uzun zaman oldu, öpemedi güzel ellerini. İyidirler Mehmet, iyidirler. Çok sıcak. Tamam, hadi bu kadar yeter. Harika olmuşlar, harika. Adamlar, adamlara şey gıcır gıcır dolarlar verseydik götüremezdik böyle. Şu çantayı ver çabuk bana. Zımba gibi olmuşlar, zımba gibi. Yere düşenleri toplayın çabuk. Aç şu kapıyı. Kim var orada? Açsana be kardeşim kapıyı, çamaşır getirdik Allah Allah. Abi gerçek çamaşır. Tamam tamam tamam, çabuk olun hadi. Çabuk olun hadi. Hadi hadi hadi. Hadi açma hadi. Kardeşim. Topla onları, topla. Hadi çabuk. Hadi be kardeşim, açsana. Patlama kapıyı. Kardeşim geliyoruz dedik ya. Hadi aç. Evet abicim. Neredesiniz ya? Niye açmıyorsunuz bu kapıyı ya? Allah Allah. Tamam kardeşim ya, biz de içeride gittik kaldık. Geç ya, tamam tamam, geç kardeşim. Kardeşim açmıyorsunuz. Tamam. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun?
Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Allah Allah, ne adamlar ya. Ağalar, bırakın gideyim işimin başına ya. Dur be oğlum, iki çift laf edelim. Hem sen biliyor musun? Ben daha ilk defa gidiyorum İstanbul'a. Hah, kaptan bey. Bagaj açıyor musunuz? Bana yardım eder misiniz? Bebeğin bezleri kalmış, onları almamız gerekiyor. Nerede bu çocuk ya? Kurban! Kurban! Nerede bu ya? Hadi be kurban, anlat şu İstanbul'u bize. Ya hadi. Vallahi İstanbul. He. İstanbul dedin. Allah! Ne işiniz var lan burada? Ya kaptan. Ne arıyorsunuz lan burada? Siz kimsiniz? Kaptan beni öldürecek, kaptan beni! Dur kaptan, kaptan! Siz kimsiniz ulan? Ne oldu lan kurban? Abi ben sana izah edeceğim. Çıkın şöyle bakayım hadi. Çabuk çıkın hadi. Abi. Bir dakika. Durum öyle değil. Abi, bak müsaade edin, izah edelim. Kaptan, ben anlattım sana. Kurban! Abi izah kaptan, edeceğim. Kaptan! Bu ne yapıyorsun ya? Dur buraya. Kaptan! 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 Kaptan dur dinle anlatayım. Abi ben sana izah edeceğim bir saniye. Am buradalar am. Am buradalar. Kurban gel lan buraya. Ne pimpirikli adam bu ya. Erkan lan oradaki. Kurban bırak yürü. Bırak. Yürü. Kaptan. Gel lan buraya. Kaptan. Kurban gel lan. Kaptan. Arabaya. Gel buraya. Lan ne yapıyorsun sen ya? Hadi kaptan. Kaçma. 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 Erkan'ım. Erkan'ım. Bekle Erkan'ım. Erkan. Atla lan kurban. Kaçma ya. Gel buraya. Boş lan boş. Baba, baba ya ben öldüm bitim ya. Nereden çıktım spor işi ya? Spor yapmıyoruz ki oğlum biz şu anda. Yapma ya, bana öyle gelmiyor. Tabii zihin açıyoruz biz zihin. Baba seni bilmem ama ben zihnimi biraz daha açamayacağım. Beyin kanaması geçireceğim oğlum. Hadi Cem koş koş. Baba ben şunları da biriyle gelsem olmaz mı? Olmaz hadi yürü. Bak Derya ile Başak bakıyorlar. Derya mı? Evet. Hadi neler, gel. Neredeler? Vallahi her yerde olabilirler. Hiç komik değil abicim, hiç komik değil. Ben nerede gördüm o yazıyı? Nerede gördüm? Koş Cem, koş! Baba, baba ben öldüm. Ulan bir van damlamız eksik değil mi? Ah, ah. Lan kurban, ne yaptın oğlum sen ya? Gül gibi işini bıraktın ya. Yok ağam, ne gül gibi işi ya? Zaten gıcırttım kaptanı. Hep ayrılırken bunun üstüne bir kafa atacağım diyordu. Kafa atamadan ayrıldım ya, ona üzülüyorum bir tek. Yine çocukluğumuzdaki gibi değil mi Erkan ya? Yine eski takım olduk. Bir Yaşar eksik. He ya, bir Yaşar eksik. Bir Yaşar eksik. Yalnız bu böyle olmaz. Bizim başımız bin türlü belada kurban. Senin başında çatmayalım aynı belalara. Seni müsait bir yerde bırakalım, sen dön köye. Hayattayım ben valla, ben de şimdi geleceğim İstanbul'a. He gelsin, o da gelsin. Sana sorun oldu mu lan? Allah Allah. Artık beni sizle gördüler ha. Geri dönersen beni sağ koyarlar mı sanıyorsun? Doğru söylüyor. He ha. İyi peki tamam. Geliyorum deme ağam. Geliyorum deme. Oğlum geliyorum. Geliyorsun ya. Tamam geliyorsun. Geliyorsun. Geldim Allah cezan. Oğlum ya, dur ulan. Kaza yapacaksın. Habbesi le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi. Esmersen güzel. Geçeceksin lan. Olursa. Ulan burada bavul var. Ulan. Ne bavul lan? Oğlum şanslı günümüzdeyiz. Üstümüze koyan bir şeyler varsa giyelim. Arabayı da yakalanmadan bir yerlere bırakalım. Ben o el yazısını daha önce bir yerde gördüm. Kesin eminim. Nerede gördüm? Nerede? Baba nereden hatırlayacaksın hangi yazıyı nerede gördüğünü ya? Devam edeceğim. Ne diyorum baba? Yo bu öyle bir şey değil. Ben bunu daha önce gördüm ama nerede? 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 Baba Zeyno haklı çıkıyor biliyor musun? Niye? Baksana oğlum kaçırdığın keçileri saymaya başladın. Çok komik. Sen barfiks mi çekiyorsun abicim? Niye baba çekiyorum. Hadi baba abicim çekme. Hadi dur, doğru dur, dürüst baba. Çek hadi. Ya, hadi koş. Koş. Ayağım ayağım. Koş 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 dur, koş koş dur. Koş. Dur Cem. Çok şükür. Hadi. Bittim ben. Hadi mekik yapacağız. Ne mekik ya? Mekik hadi. Bu kadar kafama takıldığına göre. Abiciğim sen zırhıyorsun. Hayır abi. Sen abiciğim. Bu kadar kafama takıldığına göre mutlaka çok önemli bir olayla bağlantısı olması lazım. Hangi olayla? Abiciğim ne diyorum biliyor musun? Keşke balon salonunda
Yanlış deli çekseydim, sen de geberseydin, ben de geberseydim. Yeter amcim çekti bu işkence ya. Cem sen ne dedin? Baba ne dedim ben? Balo. 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 Baba yanlış anladın hatırladım ya. Hatırladım oğlum, bak, hatırladım. Ben öyle demek istemedim hatırladım baba ya. Hatırladım sana Cem. Hele şükür baba ya. Balo da Belgin Hanım'a gönderilen uyarı notundaki ile bize gönderilen nottaki Elyas'ı aynı. Aynı adamın Elyas'ı. Biliyordum abi, biliyordum. Baba, emin misin iki yazının aynı kişiye ait olduğundan? Yarın merkeze gönderir, karşılaştırırız oğlum. O zaman balo salonunda Belgin Hanım'ı uyaran kişi kraldı. Ben bunu hiç böyle düşünmemiştim ya. Allah kahretsin. Ne oldu baba? O zaman eğer Belgin abla haklıysa, kral Belgin ablanın yıllardır kaybettiği zannettiği kocası. Cem ne oluyor orada? Bak ses. Adam oradan geliyor. Boyu galiba. Koş Cem. Baba, baba ne yapıyorsun? Onun... Pardon arkadaşlar. Manyak mısınız ben, siz ya? Ben başka bir şey zannettim. Baba tanımıyorum, tut beni. Pardon ya. Aslında biz polisiz. Hayret bir şey ya. Ne oldu baba? Yani nişanlılarmış. Nişanlı mı? Evet. Ebe mi bu? Ebe mi bu? Kafayı mı yediniz siz ya? Tamam canım. Affedersiniz. Hadi, hadi Cem. Hadi. 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 Gerçekten harika Mazhar Bey. Sizi işe almakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Eğer izin verirseniz hanımefendi, odama çekilip istirahat etmek istiyorum. Tabii. Size afiyet olsun efendim. Mazhar Bey. Buyurun efendim. İşinizin az olduğu bir akşam sizinle kahve içelim. Bana hikayenizi anlatın. O akşamı sabırsızlıkla bekleyeceğim efendim. İzninizle. Nereye götürüyorsun onları? Sana ne? Bu evin baş aşçısı, baş patronu, kısacası baş yardımcısı benim. Mutfağa giren ve mutfaktan çıkan her şeyin hesabını bana vermek zorundasınız. İstersen Gülsüm Hanım'a sor bunu. Çatıdakilere götürüyordum bunları. Kim var çatıda? Söyleyemem. Bana bak, ne tür işler çevirdiğiniz umurumda bile değil. Ben sadece işimi en mükemmel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Hiçbirimiz hanım ağayı kızdırmak istemeyiz, öyle değil mi? Aman abi, sen onun sinirlendiğini bir görsen. O zaman çekil kenara da ben işimi yapayım. Hadi, ama... yolu göster bana. Şşt, sakin ol, sakin ol. Burası mı? Burası. Ver şunu hadi. Sen giremezsin zaten. Ben içeri giremezsem bu yemekler de giremez. Of ya, of ya. Ne aksi ihtiyar mısın sen ya? Buyurun, yapın bakalım işinizi. Hey ihtiyar, iyi misin? İhtiyar, iyi misin? İyiyim. Burası biraz bana havasız geldi de. Hadi elini çabuk tut. Dahillerini çözeceğim.
Ben önce masayı hazırlayayım. Ondan sonra. Masa hazırlayacak. Sanki ziyafet vereceğiz burada. Hadi bir numara yapmadan uslu uslu yemeğinizi yiyin. İyi misin abla? Hiç iyi değilim Zeynep, hiç iyi değilim. Bizi kurtarmaya geldiklerinde gücümüz olsun böyle. Kupkuru bitkin olmayalım. Hadi. Hadi. Ekmeğinden de. İyi misin abla? İyiyim Zeynep. Şimdi çok iyiyim. O burada Zeynep. Kim burada abla? Sinan. Sinan burada. Bizi kurtarmaya geldi.